Neden döndün? O gece. Beni yaraladığın gece neden geri dönüyordun? Sana ne? Yarım kalan işini bitirmek için değil mi? Beni öldürmek için geri dönüyordun. Senin gibi bir adamdan başka bir şey beklenmez zaten. Sen neyin peşindesin? Seni hayatın sonuna kadar burada tutmanın. E tamam işte. Bir sürü malzeme yok mu elinde? Evine giren benim. Karnındaki yarayı sana veren benim. Seni öylece bırakıp kaçan da benim. Yetmez mi? Göm beni cezaevine. Göm ömrümün sonuna kadar kalayım cezaevinde. Bunlar benim sorumu cevaplamıyor. Neden geri döndün? Sen ölme diye geri döndüm. Aldın mı istediğin cevabı? Hı? Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bil diye söylüyorum. Dün gece söylediğim her şey geçerli. Ve senin söylediğin hiçbir şeye de inanmıyorum. Hiç kimse sana yardım edemeyecek. Sen kendi ellerinle Yakup'a teslim et Meral'i. Sonra neredeler diye bana sor. Git onları nerede bıraktıysan orada ara. Meral Demir gibi kız. Ben olmasam da kimsenin ters yüzü olmaz ama sen merak etme. Ben sana yardımcı olayım diyorum oğlum. Senin nedir bu inadın? Şimdi seni buradan bir koğuşa verecekler. Orada bin bir türlü insan var. Dikkatli ol. Madem bir yolu var, kullan onu. Hiçbir şey seni kurtaramayacak. Senin gibi bir adamın olması gereken yerde burası. Kurtulamayacaksın. Burada öleceksin sen. Ben burada ölmeyeceğim, çıkacağım. Hem de beni buradan sen çıkartacaksın. Nasıl olacak bu? Bir anlatsana, merak ettim. O gece villada üvey anne yalnız değildi. Yanında bir adam vardı. Gazetede gördüm sizin ailenin resmini. Oradan biliyorum üvey anneni. Kanıtımda var. Bir video. İkisinin takıldığını gösteren bir video. Beni buradan çıkar. Videoyu al. Ben de kendi hesabımı göreyim. Çıkar beni buradan. Sen annemle ilgili ne biliyorsun lan? Sen annemle ilgili ne biliyorsun Meli? Söyle! Ne? Haydi! Konuş lan! Ben sana demiştim. Seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim demiştim. Sen annemle ilgili ne biliyorsun Veli? Söyle! Hiçbir şey bilmiyorum. Meraktan sor. Zaten annenle ilgili bir şey bilsem sana anlatırım emin ol. Ama benim merak ettiğim başka bir şey var. Seni ayağa kim kaldırdı? Çocuk. Kadın. Neydi adı? Zeynep. Soru sormayı kes ulan. Bak geldim senin karşındayım gördün mü? Arkanda köpüklerim var. Ben karşındayım. Çıksana karşıma. Haydi. Haydi. Haydi çık karşıma. Ya. Sen iyisin.
Senin benim gibi olman lazım. İzmarit gibi ayaklar altında ezilecek kadar sürünmen lazım. Ama sen iyisin. Seni ayağa kaldıran her neyse önce onu ortadan kaldırmak lazım. Ulan! Ulan senin derdin benle. Senin derdin benle. Haydi çık karşıma, bak buradayım. Buradayım. Haydi! Sen buradasın ama kafan burada değil. Kafandakinin kim olduğunu er ya da geç çözerim. Bir iki gün sürer. Ondan sonra da onun ipini çekerim. Nasıl? Hı? Sık. İşte bu bitirecek seni. Merhamet. Başa dön adalı. En başa. Ha, Kadir, seni bir delinin yanına vereceğim ama iyi polistir. Ondan çok şey öğrenirsin, tamam mı? Gel. Müdürüm. Hoş geldin. Bak, Kadir Adalı, bu da Veli Cevher. Bundan sonra birbirinize emanetsiniz. Beraber çalışacaksınız. Anlaşıldı mı? Müdürüm, ben böyle yalnız iyiydi yani. Veli, sen iyisin de ben değilim. Müdürüm. Veli, tamam, kes. Kes, bitti. Bundan sonra beraber çalışacaksınız. Var mı başka bir şey? Var, var. Bu suç örgütüne yarın operasyon düzenleyeceğiz. Gelecek mi? Veli, bundan sonra birbirinize emanetsiniz dedi ki oğlum. Uzatma. E hadi gidin. Başla. Arıza istemiyorum. Şimdi bak birader. Alo, bana bak. Ağır ol. Ben senin biraderin değilim. Adım Kadir, soyadım Adalı. Kadir, ben senin üstünüm. Üstlerine senli benli konuşamazsın. Uyandın mı? Sana söylüyorum, uyandın mı? Ben hep uyanırım. Rahat ol komiserim. Uyu istersen, fark etmez. Ben seni uyandırırım. Bak şimdi, ben tek tabanca olmaya alışığım. Bebe büyütmüyorum burada. O yüzden sen birkaç gün içinde yavaş yavaş organizeden uza. Narkotik. Narkotiği aldır kendine. Elin yüzün düzgün. Orada senin gibi adamlara ihtiyaç var. Yavaş yavaş yürürsün. Tamam? Değil. Tamam değil. Ben buradayım. İstediğim yerdeyim. Organizedeyim. Tamam mı? Ya herro ya merro. Ama bakarsın belli olmaz. Mermiyi tam kafana yapıştırırlarken ben seni ipten alıveririm. Komiserim. Sen çok güzel yere düştün. Ya. Çok güzel yere düştün. Az müşahede et kızım bize. S-
Sana bir şey söyleyeceğim ama panik yok. Ne söyleyeceksin? Bu Veli. Veli Cevher. Beni çok iyi tanıyor. Beni neremden vuracağını da çok iyi biliyor. Yani bizim seninle olan mazimizi eğer bu adam bir şekilde öğrenirse... Sakın Kadir. Sakın ne ya? Beni sakın yalnız bırakma. Ya yok kızım be, deli misin? Seni yalnız bırakmam ben. Yalnız bırakmam. Ama ben ailen için, senin için söylüyorum. Senin kim olduğunu çözerse bana seninle yürüyecek. Onu biliyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sadece tek bir şey merak ediyorum. Bu adam kim? Ve sen nereden tanıyorsun? Veli. Eski bir polis. Eski bir polis, iyi de bir polis. Bana polisliği öğreten kendisi. Yani şu anda eğer iyi bir polissem ona borçluyum. Zeynep, bu adam benim kafamın içinde yürüyor. Aklımdan ne geçiyorsa biliyor. Ben ne düşünüyorsam aynısını düşünüyor. Biliyorum. Peki ne istiyor senden? Geçmişte bir hesap var aramızda. Daha o hesabı kapatmadık. Adam benden nefret ediyor. Uzun lafın kısası bu. Faturayı da bana kesiyor. Nefret ediyor benden. Dur dur, ben bakarım. Buyur oğlum. Zeynep Hanım'a karım gelmiş başkomiserim. Biz teslim aldık. Ver bakalım. Tamam, gidebilirsin. Sana gelmiş bu. Sen üvey annemin o gece başka biriyle birlikte olduğunu mu söylüyorsun? Bir de bunu bir videoya kaydettin, doğru mu? Ben kaydetmedim. Ama böyle bir video var. Doğru. Buradan çıkmak için her şeyi yaparsın değil mi? Hı? İftira atabilirsin, yalan söyleyebilirsin. Hatta adam bile öldürebilirsin sen. Ya sen ne aşağılık, ne zavallı bir adammışsın ya. Benimle düzgün konuş. Ben seninle düzgün konuşuyorum. Sana hak ettiklerini söylüyorum. Sen beni üvey annemle vurmaya çalışan bir zavallısın. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Belma böyle bir kadın değil. Senin bu iğrenç iftiralarını hak edecek bir kadın değil. Ben onun böyle bir şey yaptığını asla inanmıyorum. Milyon. Ben sana zamanı gelince ulaşayım. Para hazırsa mesele yok. Para hazır değilse bu videoyu internette milyonlarla beraber izlersin. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Beklemiyordum seni. Aradın mı yoksa beni? Yok, aramadım. Sürpriz yapayım dedim. Belki birlikte bir şeyler yeriz. Keşke daha önce haber verseydin. Tam çıkmak üzereydim. Yemeği bir müvekkilimle yiyeceğim.
sen beni dinlemiyor musun Mermem? Ah, kusura bakma hayatım, dalmışım. Ne dedin? İyi misin sen? Evet, iyiyim. Niye sordun? Burada değilsin gibi de. Yo yo, iyiyim, merak etme. Bugün sporda biraz fazla yordum sanırım kendimi, ondan. İyisin yani. İyiyim. O zaman ben seni daha fazla tutmayayım. Sen git müvekkilinle buluş. Hadi belki akşam kızlarla bir şeyler içerim. Tamam. Sana iyi eğlenceler. Benim de selamımı söyle. Söylerim. Büyütelim şu hayalleri. Dinle beni. Gidiyoruz mahallelere şu 3 milyon alıp. Ondan sonra da o paranın kafasına böyle eze 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 yaşıyoruz. Bırak Kerem malı da uğraşsın polisle polisle. Var mı bir haber? Kadir Adalı paketlemiştir evinde Kerem'i. Nereden biliyorsun? Poğaçacı mıyım lan ben? Bizim de var herhalde bir şeklimiz Meral Hanım. Mahallemizde bize haberler gelir gider yani. Çok mu üzüldün Kerem'in alınmasına? Ne üzüleceğim be? Allah Allah, saçmalama. Hayır bilmiyorum, ne bileyim, mesainiz var sonuçta yani. Belki böyle canın çekmiştir, bir yerler olmuştur falan filan. Saçma sapan konuşma Yakup. Bir şey diyeceğim. Hı. Ne yaptın şu kadın? Ne gülüyorsun? Asansöre bindim. Karıya videoyu bir gösterdim. Aklı çıktı karına. Ne dedi, bir şey dedi mi? Ne diyecek ya? Dedim ki benden haber bekledim. 3 milyon istiyorum dedim. 3 milyon. Ya mosmor oldu sonra karı. Vallahi büyük koyduk buraya Meral. 3 milyon kızım, 3 milyon. Bak duyunca bile kafam güzel oluyor ya. De bakayım. 3 milyon. 3 de. 3 milyon. Söyleyecek başka bir yalanın var mı? Başka bir iftira? Benim kafa yalana yatmaz. Hiç girmedim oralara. Avukat olan sensin. Siz daha iyi bilirsiniz o işleri. Söyleyeceğim son bir şey daha. Ya benim söylediklerim doğru, senin yanıkların yalansa? Hı. Ne olacak o zaman? Ben inandım. Bana söylenen yalanlara tek tek inandım. Sen de inanıyor musun? Hep inandım. Ben bugüne kadar bana söylenen her şeye inandım. Babam bana annemin beni doğururken öldüğünü söylediğinde ona inandım. Bir gün bile şüphe etmedim inandıklarımdan. Annem de bana inanmıştı. Benim yaşamam gerektiğine inanmıştı. Annem hiç dokunamadı bana. Hiç gülmedi. Hiç ağlamadı karşımda. Çünkü onu hiç tanımadım. Ama babam yeniden evlendiğinde Belma bana, ne yaparsam yapayım asla annen gibi olamam. Ama sana söz Cemre'cim, seni çok seveceğim dediğinde ağzından çıkan her kelimeye inandım. Sonra aşık oldum. Sevgilim bana seni çok seviyorum dediğinde seni çok seviyorum. Ona inandım. Bana sevgiyle bakan o bakışlara inandım. O bakışlara inanmalı mıyım? Aklıma kazınan o bakışlara inanmalı mıyım? Sana inanmıyorum. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Kafamı karıştırmak için yapıyorsun bunu. Söylediklerine inandırıp bir çıkış yolu arıyorsun. Ama senin buradan kurtuluşun yok. İnsan inanmak ister. Annene inanırsın, babana, sevgiline, arkadaşına. İnandığın insanların yalanları seni incitir.
öfkelendirir. Niye diye sorarsın kendine. Niye? Kimse cevap vermez. Sen de kendine verecek bir cevap bulamıyorsan yok olursun. Güzel makine. Var mı söylemek istediğin bir şey? Komiserim. Sen hiç ıslık sesi duydun mu? Normalinden duydum. Yok, normalinden demiyorum. Merminin çıkardığı ıslık. Mermi ıslık çalabiliyormuş. Yani öyle diyorlar. Uzun namlulu makinelerin mermisi öter. 9 milimetre ıslık çalmaz. Allah aşkına. Bana bak. Bak benim üzerime yürüme. Benle kafa bulma. Kurşun kulağının dibinden geçerse ıslığı duyabiliyormuşsun. Bizim bir abi vardı. Özel harekatçı. O derdi ki, oğlum, ilk mermi kulağının dibinden geçiyorsa İkincisi beyninde patlar. O yüzden sen arkın, karşını kolla. Yani sana söyleyeceğim şey, karşını kolla Adalı. Bu ıslığı duydun mu hiç? Yok abi, ne bu? Mermiden böyle ses çıkıyor. Ama uzun namlulardan çıkıyor değil mi bu? Yok. 9 milimetre kulağının dibinden geçti mi aynen bu sesi çıkartıyor. Benim geçti, ben oradan biliyorum. Nasıl yani? Kulağın dibinden bayağı mermi mi geçti abi? Aa, aynen. Güzel sesi var. Müdür nerede? Aha, geliyor gönlümün efendisi. Adalı, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz müdürüm, daha konuşacaktık. Tamam oğlum, hadi gel, takip et beni, gidiyoruz. Çıldıracağım. Cemre, ben delireceğim. Gerçekten kızımı bulmak için bir şeyler yapmam lazım. Ben böyle olduğum yerde duramıyorum. Belki de bu davaya emniyetten başka biri bakmalı. Neden? Ya şu Veli Cevher'le Kadir'in arasında olanlar Aylin için daha tehlikeli olabilir. İstersen Kadir'in görevden alınmasını sağlayabilirim. Hayır, ben böyle bir şey istemiyorum. Ben Kadir'e çok güveniyorum. Ya bu Kadir'e nasıl bu kadar güveniyorsun anlamıyorum. Annen değil, baban değil. Yıllardır da görmemişsin zaten. Ya bir de yani kaba saba fevri adamın teki. Sen bizimle aynı yerde büyümediğin için sana anlatmak zor Cemre ama biz Kadir'le aynı cehennemden çıktık. Herkesten iyi tanırız birbirimizi. Ben çok inanıyorum. Çok inanıyorum Kadir. Aileni bulacak, ben biliyorum. Yalnız senden tek bir ricam var. Ne olur beni ayağımdaki bu kelepçeden kurtar. Söz veriyorum. Kurtaracağım. Biliyorum. Şimdi aklından geçiyor muydu bu Veli ile yollarınızın kesişeceği?
Yalan yok. Bir şekilde tahmin ediyordum da bunu tahmin etmiyordum. Bu adamın başına gelenler seni de ilgilendiriyor. Öyle ya da böyle Cevher geri döndü. Sen Cevher'i tanıyorsun. Her şeyi yapar. Benim asıl korkum sırf sana acı çektirmek için kıza bir şey yapmasın. Öyle yok. Öyle. Öyle yok. Benim yüzümden o kızın başına bir şey gelirse onun kafasını atar kevgire çeviririm onu. Öyle meslek, öyle kanun falan kanıma. Bak benim yüzümden o kızın başına bir şey gelsin onu öldürürüm. Anladın mı? Kralı gelsin, tillahı gelsin. Kim ne soruşturma açarsa açsın. Benim rozete falan da ihtiyacım yok. Gerekirse rozete de yakarım. Sakin ol oğlum. Ne bağırıyorsun sokağında? Çünkü ben bedel ödemişim. Çok büyük bedel ödemişim. Benim kafam kırılmış, cesete dönmüşüm. Fişim çekilmiş. O kız üzerinden beni cezalandırmaya kalkarsa... acımam ona. Atarım kafasına. Onun kafasını atarım. Niye senin ödettiğin bedel? O da diyor ki, Adalı bana hayatımın en büyük bedelini ödetti diyor. Sen nasıl saldıracaksan o da sana saldıracak. Oğlum veli bu veli. Çok tehlikeli. Şimdi sen bu adamın ne yaptığını biliyor musun? Ha? Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Buralarda dolaşıyor. Veli burada. Burada. Şu anda beni konuşuyor. Ben nasıl onu konuşuyorsam o da şu anda beni konuşuyor, biliyorum. O benim ne yaptığımı biliyor. Onu konuştuğumu biliyor. Ama ben de onların ne yaptıklarını biliyorum. Kızı benden almaya çalışacaklar. Kadir... bir şeyler aramaya başlamıştır. Ama bu defa yolu yok. Beni asla bulamayacak. Veli'nin adamlarından bir tanesi kameraya takılmış. Ya. Ben de onunla beraber yürüyeceğim Veli'ye. Hayda. Ben yaşamanın yolunu bul diyorum. O Veli'nin adamını buldum diyor. Ya müdürüm sen de biliyorsun bu durumu. Benim yaşamamın tek yolu o kızı bulmaktan geçiyor. O Veli ile hesaplaşmaktan geçiyor. Kaç yıl yaptı Veli bu içeride? 4. Peki nasıl bu kadar çabuk çıktı? Avukatı iyi. Kimdi bunun avukatı? Kadir. Kadir oğlum bak benim başımı belaya sokma. Benim şurada emekliliğime az bir şey kaldı. Ben merkeze çekilmek ya da sürünmek istemiyorum. Ben emekli olup paşa paşa bunun keyfini çıkartmak istiyorum lan. Müdürüm ben dosyaya bakıp zaten onun kim olduğunu öğrenirim bir şekilde. Ben seninle mi yürüyeyim yoksa kendim mi yürüyeyim? Avukatın ismi ne? Selim Gür. Oldu mu? Şu kazaya karışan Cemre Gür'ün babası. Bak Veli. Ben avukatım. İyi bir şirketim, iyi müvekkillerim var. Bu müvekkillerim kadınlar gibi. İlgi istiyorlar. İşim gücüm onlar olsun istiyorlar. Yani sen her istediğin zaman ben gelemem. Dört araba birbirine giriyor. Arabaların birinde bir kadın var. Zeynep Tunç. Zeynep Tunç bir bankacı. Bu çalıştığı bankayı soyuyor ve kazaya karışıyor. Arabaların birinde yüklü miktarda bir ara var. Tam 10 milyon euro. Yani o para, o para mı? Bitmedi. Zeynep Tunç'un kafadan çarptığı arabanın içinde bir polis var. Kadir Adalı. Geriye kalıyor 2 araba. Arabaların birinde bir genç var. Sabıkalı Kerem Korkmaz diye biri.
O gece bir soygunda. Soygunu yaparken genç bir kadını karnından bıçakladı. Karnından bıçaklanan kadının adı da... Cemre Gür. Kızım. Ya. En son buluştuğumuzda bu işte tek başınasın demiştin. Ben de sana zamanı geldiğinde bunu hatırlatırım demiştim. Bu işin içindesin artık. O polis, Kadir Adalı, onu ben yetiştirdim. Seni bulacaktır. Hem kadın için hem çocuk için. Alıkoyduğun çocuk için. Mesele çocuk değil. Mesele Kadir Adalı. Bu polis, Kadir Adalı ne kadar ileri gidebilir? Sen benim ne kadar ileri gidebileceğimi tahmin edebiliyor musun? Oluyorum, sen rahatına bak. Az daha postu deldiriyordun. Islığı duydun mu? Bir çıtırı duydum. Güzel ses. Uzun namlulu merminki nasıl ötüyor acaba? Belki bir gün onu da duyarsın. Arkamı kolladın. Eyvallah. Eyvallah.
Kadir'i tanıyorsam ki tanıyorum, sana gelmesi uzun sürmeyecektir. Seni bulacaktır. Daha geldiğinde ne yapacak dersen orasını bilemem. Ama seni silkeleyecektir. Artık çok büyük bir sorunum var. Ayrıca kızın da öğrenecek. Yani benim avukatım olduğunu mutlaka öğrenecek. O ne der? İşte onu bilmiyorum. Zaten babayla kız arasına da asla girmem. Gırtlağına kadar battın. Artık benimsin. Vay anacığım vay. Çorap kaç kuruş? 4 tane söndür oğlum. Oradan bana bir çift versene. Üstü kalsın. Allah razı olsun. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Senden de razı olsun Allah. Yok mu oğlum çoraplarını yıkayacak biri? Yok. Affedersin, boş bulundum, ağzımdan kaçtı. Kadir, Adalı, bu hikayenin sonu nereye varacak? He? Allah'ını seversen müdürüm bana böyle sorular sorma ya. Lütfen, rica oğlum, ediyorum. Oğlum bak böyle olmaz. Sana bir yoldaş lazım, tamam mı? Bazıları bak kedi alır, köpek alır, onlarla yoldaşlık yapar. Bazıları yola çıkar, yol onunla yoldaşlık yapar. Bazıları aile ister, bir ailenin içinde olmak ister. Sevmek, sevilmek ister. Senin yolun da menzilin de belli, ben biliyorum. Ama senin de bir an evvel bir aile kurman lazım. Öyle olmaz oğlum. Kur bu aileyi. Bir an evvel kur bu aileyi, Adalı. Şuraya geçelim mi? Buranın nesi var? Erma. Evet, ne var? Ne konuşacağız? Acelem mi var? Evet, var. Ne bakıyorsun Merna? Benden istediğin zaman kurtulamazsın. Bunu biliyorsun değil mi Demir? Öyle bir niyetim olduğunu nereden çıkardın? Beni aptal yerine koyma. Kerem Korkmaz denen o adamın konuşma ihtimali seni deli ediyor. Gayet iyi biliyorum. Hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyorsun değil mi? Ama benden istediğin zaman vazgeçebilirsin. Ben kimim ki? Kaç tane içtin sen? Bu neyin kafası ya? Ne düşünüyorsun, ne planlıyorsun hiç umurumda değil. Ama şunu unutma. Benden istediğin zaman kurtulamazsın. Bunu istesen de yapamazsın. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben etmiyorum. Ne diyorsun Melma? Açık açık konuşsana. Bugün ofiste asansöre bindiğimde bir adam daha benimle birlikte bindi. Bir müzik çalıyordu. Cemre ile senin şarkın. Sonra yüzüme bir telefon tuttu. Bir video oynuyordu. İkimizin videosu. O geceyi kaydetmişler. Neyi? Kim kaydetmiş? Ne diyorsun sen? Bizi. Bizi kaydetmişler Demir. İkimizi yatakta kaydetmişler. En özel anımızı. Şimdi de bunun karşılığında 3 milyon istiyorlar. 3 milyon.
anladın mı şimdi hisse sende neden gidemeyeceğini? Canım. Akşam yemek yiyelim mi? Olur tabii. Ben seni birkaç dakika sonra arayayım mı? Tamam, bekliyorum. Geldim mi çektiler? Neyden hüküm giydin sen? Yaralamadan. Sen mi verdin yarayı? Sen mi verdin? Sen mi verdin oğlum yarayı? Bak yemek soyacak hadi. Abi mahallede takılıyorduk. Sonra bizim çocuklar başka mahalleden bir çocuğu gasp etmek istediler. Elemanda zorluk çıkarınca verdiler yarayı. Olay da benim başıma patladı. Masumsun yani. Ben bir şey yapmadım abi. Kim yapıyor lan? Kim yara veriyor bu insanlara? Kim öldürüyor? Kim gasp ediyor? Ben mesela suçluyum ben. Babamı bıçakladım. Öz babamı. Sonra bir evin kasasını patlattık. Tam evden çıkarken bir kıza taktım bıçağı. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Anlamadım. Öyle karanlıkta çıkıverdi karşıma birden ben de takmış bulundum. Sanki o bıçağı tutan el benim elim değildi lan. Sanki böyle her şey birden gelişti yani anlamadım. Ne olduğunu anlamadım. Neyse. Artık buradayım. Çıkışı da yok. Dibine kadar buradayım. Dibine kadar. Ne yapıyorsun lan sen? Çocuk. Benimle. Afiyet olsun abiler. Sevgilim, sen iyi misin? Yani niye durgunsun? Böyle bir ağrın falan mı var? Yok, ağrım yok. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Demir, ben bugün cezaevine Kerem'i görmeye gittim.
Emre sen ne diyorsun? Canım, gittim işte. Ne oldu peki? Saçma sapan şeyler söyledi. Ya, gitmemeliydim. Ya benim hatam. Cem'e seni anlayamıyorum. Evimizi soyan, seni bıçaklayan bir herifi niye ziyarete gidiyorsun? Bir de teselli etseydin tam olsaydı bari. Ya saçma ama ben sadece o gece neden döndüğünü merak ettim. Neden dönmüş peki? Öğrenebildin mi? Beni kurtarmak istemiş güya. Vay. Kahraman olmak isteyen hazin hırsız. Cemre, bu adamı bir daha görmeni istemiyorum. Babasını bile öldürmeye çalışmış bir psikopattan bahsediyoruz. Yani senin de en ufak bir zayıflığını sezerse içeriden çıkmak için elinden gelen her şeyi yapar, her şeyi söyler bu adam. Ve ben senin canının daha fazla yanmasını istemiyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Vesikalını alacağım senin. Sonra asacağım koğuşun duvarına. İbra dalınla diyeceğim. Burada çekelim mi vesikalı? Hemen şimdi şip şen. Bizim makine şimdi burada çalışmaz. Ama çözeceğiz. Çözeceğiz. Kerem korkmaz. Sen buranın müdürü müsün oğlum? Hı? Karışma insanların işine. Karışma. Ha, buradan çıkmaya niyetli değilsen orası başka tabii. Niyeti kısmeti geçtik çoktan Baki abi. Artık buralıyım. Demir. Sana söylemem gereken başka bir şey daha var. Söyle. O gece Berma villada yalnız değilmiş. Yani Kerem'in beni bıçaklayan adamın iddiasına göre. Bir videodan bahsediyor. Berma'yla bir adamın birlikte olduğu bir videodan. Onu çıkarırsam videoyu alacakmışım. Al işte dedim ya sana. Hiçbir sınırı yok bu herifin. Ne dediğini de bilmiyor. Sen gerçekten inanıyor musun buna? Gerçekten bir Belma'dan bahsediyoruz. Belma. Ya senelerdir ikimizi tanıyoruz. Babana ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Görmüyor musun? Evet görüyorum. Sadece... Ne sadece Cemre? Ne sadece? Bak bu çok tehlikeli bir konu. Lafı bile, en ufak bir şüphesi bile babanla Belma'yı bitirir. Ben sadece sana söylüyorum zaten. Ya. Kendi hayatı gibi bizim hayatımızı da bitirecek aklı sıra. Demir bir sakin ol. Olamıyorum. Sakin falan olamıyorum artık. Tamam mı? Neler yaşattı bu herif sana ya? Şimdi de seni sana senelerce annelik yapmış bir kadınla karşı karşıya getiriyor. Nasıl bir oyun bu ya? Ama iyi oldu söyledin gerçekten. Çünkü böyle şeyleri yalnız yaşamanı istemiyorum. Ve hep yanındayım ben senin. Lütfen bir şey saklama benden. Ve lütfen şu Amerika işini hızlandıralım artık.
Sadece ikimiz için değil, bütün ailenin huzuru için bir tercih yapmak durumundasın.